Marketlerde gün aşırı değişen fiyatlar vatandaşı haliyle zorluyor. Daha hesaplı alışveriş yapabilmek için günde en az 2-3 market gezenler var. Rafları inceleyip fiyatları not alan vatandaşlar hangi ürün hangi markette ucuzsa oraya gidiyor. Kaç market geziyorsunuz efendim? 5 tane. Şu anda 4 market falan gezdik. Yine nereden baksan 4-5 market geziyoruz. Hayat çok pahalı. Cebime göre hangisiyse onu alıyorum. Önceden büyüklerimizin, genelde emeklilerin alışkanlığıydı market market gezmek. Ama şimdi öyle mi? Hemen hemen herkes önce marketleri geziyor, 3-4 tane market geziyor, fiyatlara bakıyor, sonra alışveriş yapıyor. Yani bir 100 lira bir ekonomim oluyor. Yani artık alışveriş yapmak mesai istiyor. İşimiz gücümüz market gezmek. Sabah sabah market mesaisi yapıyoruz. Bakın işte genelde manzara böyle. Marketin önünden geçenler önce etiketlere bakıyor. Bir fiyat oturtuyor kafada. Peki not alıyor musunuz kenara gezip? Yazmaz mıyım? 5 tane market geziyorum. Bunda bu kadar, bunda bu kadar. En uygun hangisiyse onu alıyorum. Burada ne kadar soğanın kilosu? 1.59. Diğer marketlerde? Yani 3-3.5. Yanımda Tülin teyze var. Soğan seçiyor tezgahtan. Bu market gezdiği 5. market. Şu kadarcık şey 250 milyon para tuttu. Yani dolaşa dolaşa, anlıyor musunuz? Dolaşmasaydınız, tek yerden alsaydınız. Yani daha pahalı. Hemen hemen her markette ürünler zamlanıyor, etiketler sık sık değişiyor. Bakın elimde iki fotoğraf var. Bu 1. market. Ayçiçek yağının fiyatı 56 lira 95 kuruş. Bu 2. market yine aynı ayçiçek yağı, aynı marka ama 74 lira 90 kuruş fiyatı. Yani iki market gezerek bir kalem üründe bile ortalama 20 lira tasarruf edebiliyor insanlar. Bir tane mama 15 liraya da var, 16 liraya da var, 13 liraya da var. Yani insanların bir çeşit fiyatlarla başa çıkma yöntemi bu. Eğer market market gezerseniz 4-5 kalem üründe ortalama 100 lira tasarruf edebiliyorsunuz. Nereye uygunsa oraya gidiyoruz. Ne yapalım?